İlk duruşma görüldü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç davaya dair bilgiler verdi. Burada bir dolandırıcılık söz konusu diyor ee, SPK uzmanları da. Yani fon değil bu. Bunun adı dolandırıcılık diyorlar. Öte yandan yeni görüntüler de var. Seçil Erzan'ın Denizbank Level Şubesi'ndeki odasının girişine ait görüntüler. Bu görüntülerde bir mağdur ofise içinde... E yüklü para olduğu iddia edilen poşetlerle giriyor. Daha da yüklü paralarla dışarı çıkıyor. O anlara ait kamera görüntüleri dikkat çekiyor. Erza'nın çantacısı olduğu söylenen biri var. Ali Yörük. Onun da Bulgaristan seyahatleri varmış. Onlar araştırılıyor. Yörük'ün sürekli yanında bulunan Bulgaristan pasaportlu isminde Türk olduğu ortaya çıkmış. İşte detaylar. Türkiye'yi sarsan telefonuna fonuna dair Seçil Denizbank Levent Şubesi'ndeki odasının girişine ait görüntülere ulaşıldı. Kamera kayıtlarında şube müdürü Seçil Erzan, futbolcular Selçuk İnan ve Emre Belezoğlu, Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçe Kapılı, iş insanı Atilla Baltaş gibi isimler yer alıyor. Milliyetten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre bilirkişi raporunda Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'ndeki 77 güvenlik kamerası incelenerek elde edilmiş 165 görüntü bulunuyor. Erzan'a dair başka bir görüntü de sosyal medyada yayıldı. Erzan'ın yanındaki kişilerle birlikte bir mağdurun ofisinden içinde para olduğu tahmin edilen poşetlerle çıktığı görülüyor. Emniyetse kayıp milyon dolarların peşinde. Tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın çantacısı ve suç ortağı olarak yargılanan Ali Yörüğün son 4 yılda 86 kez Bulgaristan'a girip çıktığı tespit edildi. Emniyet paraların yurt dışına çıkarılmış olabileceği üzerinde duruyor. Yörüğün sürekli yanında görülen Bulgar pasaportlu isminde aslında Türk olduğu ortaya çıktı. İsmin son çıkış işlemi sonrası bir daha geri yurda dönmediği belirlendi. Emniyet seçil Erzan'ın savunmasını yeterli bulmadı. Erzan'ın topladığı serveti nereye harcadığı henüz belli değil. İfadesinde fon için yüksek faiz vaadinde bulunduklarını, yüksek ödemeler yaptığını savundu. Emniyet ise yurtdışı seçeneği üzerinde durmaya başladı. Emniyet yaptığı araştırmada Yuri Borisovyan pasaportunu kullanan kişinin Bulgaristan Türkü Hüseyin Kurtuluş olduğunu tespit etti. Yörük 29 Ekim 2022'de Kapıkule'den çıktı. Bir daha bu kimlikle Türkiye'ye geri dönmedi. Erzan'ın çantacısı olarak bilinen Ali Yörük ifadesinde ise Kurtuluş'la Bulgaristan'dan gelip giderken tanıştıklarını söyledi. Sadece ilk zamanlar yol göstermek için görüştüklerini iddia etti. Yörük Bulgaristan ziyaretlerinin eğlence amaçlı olduğunu iddia etti. Fenerbahçe eski as başkanı Şekip e Mosturoğlu ise gazeteci Aytun Çerkin'e konuştu. Mosturoğlu'nun iddiasına göre fonda 48 kişi yer alıyor ve bu kişilerin sadece 8'i futbol dünyasında. Mosturoğlu Erzan'ın hiç açıklayamadığı kayıp 11 milyon dolarlık bir kısım olduğunu da aktardı. Şimdi benim anlamadığım şey bu saadet zincirinden az da olsa karla çıkan kişilere ayrıca sorulmayacak mı? Herkes zarar etti, parasını kaptırdı. Siz nasıl kar ettiniz? Sizin özelliğiniz neydi diye. E ilk biz paraları teslim ettik diyeceklerdir belki de. Aslında ortada bir mağdur var mı bu anlamda? Mağdur sizsiniz, mağdur biziz, mağdur hepimiziz. Aldığımız maaşları bir poşete koymaya kalksanız küçük bir poşet yeterli olur belki hatta fazla bile gelir. Çantalarla, valizlerle paralar Bulgaristan'a gidenler gözümüzün içine baka baka doldurulan çantalar daha fazla para hırsıyla doymuyorlar. Ne başarıya, ne mevkiye, ne paraya, ne iktidara doymuyorlar efendim. O yüzden bir dönemin sembolüdür tüm bu fotoğraflar e, ve aslına bakarsanız o yüzden bu haberler, ...ülkenin çok önemli haber bültenlerinde ilk sıralara taşınmaktadır. Bir dönem sona mı eriyor, sonuna mı geliyoruz? İşte bu soru önemli. Fenomenlere yapılan operasyon genişliyor. Öte yandan bir de fenomenlerimiz var biliyorsunuz. Dilan Polat'ın masasındaki 12 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu bile. Ve haklarında soruşturma da başlatıldı. İçlerinden biri ben zaten yurt dışındayım o nasıl olacak diye yanıt verdi. Eylül Öztürk. E, gelirseniz Türkiye'ye bir ifadenize başvurulacak herhalde. Masadakiler biliyorsunuz hepsinin ortak yanları işte umre fotoğrafı paylaşıyorlar, lüks hayatlarını paylaşıyorlar. Bir taraftan hani bu paranın kaynağı ne diye sordukları zaman siz de çalışın sizin de olsun diyorlar. Instagram'da yıldızları parlıyor. İşte birbirlerine kilolarca altın hediye ediyorlar. Hakkında soruşturma başlatılan bu masada olmayan isimler de var. Tayyargiller var. Tayyargiller çiftine ee, soruşturma başlatıldı. Eşine kilolarca altın hediye etmiş mesela Tayyar Öz. Tayyar Öz eşi Özlem Öz'e kilolarca altın hediye etmiş. Biz acaba değneğin ucundakilerle mi uğraşıyoruz diye de düşünüyor insan. Değneği tutan kim? Yani bu kara paranın kaynağı kim? Gazeteciler bu işin peşinde gerçek gazeteciler. Onlardan biri Murat Arel. Gurur duyduğum meslektaşım Murat Arel de sosyal medya üzerinden tehditler alıyor. Pabuç bırakmaz Murat Arel tehditlere. İş nereye kadar gidiyorsa oraya kadar elbette haber yapılır. Dilan Polat'ın 2019 yılında Şampiyonlar Ligi notuyla paylaştığı yemek masası artık tümden soruşturma konusu. Fotoğraftaki 13 kişiden 12'si hakkında soruşturma başlatıldı. Yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Buradaki isimler hakkında 12 kişi hakkında yurt dışı yasağı talep edildi ve kabul edildi. Bu isimler, Kim bu isimler, Eylül Öztürk şu anda Amerika'da. Ee, Feyzanur Başar, İlayda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Hemen arkanda var Merve Nur Korkut. Evet. Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut. Benim elde ettiğim isimler bunlar öğrenebildiklerim. 12 kişiye yurt dışı yasağı konuldu. <laughs> ve yurt dışı yasağı konulduktan sonra ise dosyaya kısıtlama getirildi. Kısıtlamadan kasıt da hani kimsenin görmemesi için, soruşturmanın selayeti açısından, düzgün yürüyebilmesi açısından e, gizlilik kararı verildi. E, bununla ilgili de dava genişleyecek, büyüyecek. Eylül Öztürk, Feyza Nur Başar, İlayda Topal, İlke Alagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan ve Yavuz Selim Korkut. Gazeteci Murat Ağırel fotoğraftaki kişilerin Dilan Polat'ın güzellik merkezi şubeleriyle alakalı olduğunu, 12 kişinin bu nedenle soruşturulduğunu söyledi. O 12 kişiden biri olan Eylül Öztürkün eşi Kenan Özkan'la birlikte 5 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği, oradan peşin parayla 11 ev aldıkları iddia edilmişti hakkında çıkan son haberlerden sonra Öztürk sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Evet şu anda bana geldikleri kesinleşti. Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım. O nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım. Dilan Polat'ın paylaştığı Şampiyonlar Ligi fotoğrafı ve oradaki o fotoğraftan Hemen da o fotoğrafı verelim. O fotoğraftan da orada bulunan isimlerin bugün bu Dilan Polat ve Engin Polat davasına eklendiğini öğrendik. Niye? Buradaki isimlerde aslında bu Dilan Polat'ın çocuğunun ad, ad günü galiba bu. Burada da Şampiyonlar Ligi diye paylaştığı kendi etrafında bulunan bir kişi haricinde herkes buradaki hemen hemen herkes şube almış. Dilan Polat'ın markalarının şubelerinden birini almış ve işlem yapmış. Onlarla bağlantılı. Dolayısıyla savcılık da Bunlarla ilintili diye bu kişiler eklemiş. Bugün e, davaya eklenen isimlerin ya da yurt dışı yasa konulan isimlerin e, bu isimler niye yok diye soruyorlar devamlı bana. E, bunlar sadece bu fotoğraftan dolayı Dilan Polat'la alakalı olduğu için. Diğerleri ise Şulemsi, Sevim Alan, işte e, Nesim Güngören, e, Selin Ciğerci, e, diğerleriyle hakkında da ayrı bir e, inceleme devam ediyor.